geliyor, kurt geliyor. Bu ne demektir? Füjeleri, Özbekleri, Türkmenleri. Direkt gületim geliyor ya. Afganları onlara ev veriyor. Kiralar başını ya almış gitmiş. Yani vatandaşım sokakta parklarda yatıyor. Şu demirlerin üzerine sabah kadar adam yatıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Gel o insanları kapıya mı atacağım veya ölüme mi terk edeceğim? Benim... Dur ya bana ne ya? Afgan bana ne? Özbek bana ne? Türkmen bana ne? Ben kendi vatandaşım için düşünüyorum. Az olan insan bizim veya bir başka insan insandır. Git ya ben asabımı bozma ya. Vallahi denize atarım seni ha. Kralıyı getirsen. Tamam. Çok şey de oldu. Evet. Önüne gelen buraya geldi ya. Evet. Ben de tiklerinde su mu çıkmış? Sizce gitsinler mi Suriyeliler? Mülteciler ya. Yani. Gitsinler. Sığamamış anasına burada mı? Yan burada. Aa bu ne ya? Ne bu? Pişlerinden yok, ben yaka silkiyorum. Öyle deme, boş ver. Ha, boş bana ver. Destek olacaklar, köstek oluyorlar. Kumrular dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Bizim milleti kova böyle şu anda, anladın mı? Neyse siktir de ben size bir güzel bir şarkı okuyayım o zaman. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, bunları şey yapsın. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Şu zabıtaları def etsinler. Yok zabıta. Benim şimdi işine ama... karışmasınlar. Bugün elimden kaza çıkacak, şişleyeceğim valla. Abla hepsi zaten ama hepsi... Zaten kişisini dövdüm zaten. Dövdün mü? Kalbini biliyorum, bir mıdır, bir çekmek mi? Zabıta mı dövdün? Tabii dövdüm. Şehirleri özledim, hiç gelmediler. Şarkılara sordum. Bu kadından böyle bir Nesrin vibe almadık mı? Hep beraber. Hani 20-30 sene sonra yapar mı yapar yani. Sence değişsin mi? Hükümet değişsin mi? Değişsin. Değişsin. Ben bu yasayı sevmiyorum. Evet. Şikayetçiyim bu yasadan. Evet. Bu yasa değişsin artık. Kim gelsin başa? Meral Akşener. Meral Akşener. Evet kadın, o kadın olduğu için halden anlar. Erkekler anlamaz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki de. Neden dayak yedin abi? Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mu? Aha. Bunu sormam bile hata. Bak geldi. Şimdi öyle bir cümle kurdu ki ne tarafa yorum yapacağını ben anlayamadım. Allah sana göz vermiş. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Allah bana nasıl göz... Rahatlık ya. Göz vermiş abi görüyorum ben işte gördüğüm için soruyorum. Beynin yok mu abi? Var beynim abi beynim olduğu için işte doğruyu görüyorum. Ha iyi bizim. Çok şükür elhamdülillah. He? Ben görebiliyorum o doğruyu abi. Görmem mi ya sen ne diyorsun bizim Tayyip Hayat. Neden Erdoğan abi peki? Marmara rayından tut. Recep Tayyip Erdoğan bugün bak bak yaşım 65. Beni kötü konuşturmayayım konuşmam için zor tutuyorum ya. Yani. Kardeşim sen de bıçaklıyorsan bıçakla bekleme yapma bunu. Seni mi bekleyeceğiz ben bunu? Ama da bıçaklıyorsan bıçakla da bekliyoruz ya. Bu adam işte bu deprem zedeleri bedava evini kim yapar? Ben o şekilde saymıyorum. Marmara'yı onu saymıyorum. O deprem zedeleri çürük binaların imar hakkını kim verdi abi? O zamanlar Tayyip yoktu. Şu an bu kim mi? Vardı abi? Sen bilmiyorum. Tek gerçeği Kemal Kılıçdaroğlu. Ya onu geç ya. Kendi götünü doğrultamıyor. Sabah yalan, akşam yalan. Başka ne bu? Tayyip'in devri finish dayıcı artık. Bitti yani. Bu sene Z kuşağı kurtarıyor hepimizi. Sen 1980'leri gördün mü? Yok. Hadi yürü git. Ne vardı abi 80'lerde? Dallama her bok vardı ya. Dallama diyor. Ne kadar pislik içindeydi. Ya bak konuşurma o şeyi de 1900 küsürlerde. Şurada kişilerle röportaj yapacağız daha iyi olmaz mı ya? Heh al işte al işte. Boyuna bak. Mal diyor. Ya yüzlerine baka baka birbirine mal falan diyorlar abi. Şu boyun bir metre yürü git sen. Yürü git dallama. Sikim kadar boyun var bildiğini kendine sakla ya ben bu babası. Adamın kör olması lazım bunlar görmemesi için. Boşuna ne yapıyor? Ekrem'i bilmem efendim Mansur'u şuyu buyu yok. Düzen değişecek. Bu ikili ne yapıyor hocam arkada? Dostlar siz ne yapıyorsunuz ya? Değişecek kardeşim. Düzen değişecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Aha. Abi ne yapıyorsun? Abi.
Eyvah eyvah. Telefon diyorlar ama mesela şu genç mesela 10-15 sene sonra ben böyle takılacağım. Böyle takılacağım böyle. Parktan gelmiş gibi amına. Böyle sıkıntılı takılacağım yollarda falan. Alıyor. Hep zenginler, hırsızlar için çalışıyorlar. Bugünden bugüne herkes diyorsun bütün siyasetçiler hırsız. Aynı adam. Aynı. Ben görmedim doğru dürüst adamı. Ekmek kuru kuru. Ne yapıyor? Ekmek kuru kuru. Oğlum nasıl öyle durabiliyor lan? Ben dalın üstüne oturdu zannettiydim. Ya abicim MMORPG gibi takılıyor. Bilmem nerede yani hep çalıp çırpıp götürüyor. Niye biz dürüst adam bulamıyoruz o zaman abi? Madem hırsızlar. Bulamıyoruz yok işte bulamıyoruz. Öyle bir lider gelmiyor. Tayyip belki kendi yapmıyor tamam ama çevresini yapıyor aklından gelemiyor. Ekonomiyi soruyoruz. Nasıl gözlemliyoruz? Geçinemiyoruz. Ekonomi mi? Ekonomimiz de iyi. Türkiye'miz de iyi. Ondan sonra... Baba bu buraya belli bir... Bir şey yüklenmiş. Hepsi aynı cümleleri cevaplıyor bak. Hep aynı. Ses tonuna kadar hep aynı yani. Kötü diğerlerinde gözü kör olsun. Geçinemiyorum de vatandaş. Kim? Vatandaş. Dur şey. Sen yavrağın yesin o geç. Ne kadar para veriyorsun? Ne? Ben mi? 1,5 milyon alıyorum. Bak bu tarz amcalarda bak. Bu tarz amcalarda çok İkna etme kabiliyeti. Unexpected böyle. Ansızın böyle çok ağır küfür çıkabiliyor. Kim? Ya biz zaten yaşlanmışız. Kim? Benim yavrağımı yesin onlar. Böyle hiç beklenmedik ondan böyle bir küfür çıkıyor ya bir. 2 milyon verecek yani. 2000 lira veriyor. He. Yetiyor mu 2000 lira? Oğlum niye yetmez diyor. Oğlum bak 100 milyon da verse yetmez. Niye diyor? Gedan payında sıkışıyor. Ondan sonra şey gedan onun bir hale gider. Gidiyorlar pavyonda sıkışıyor diye. Tabii yetmez diyor. Çeken kafayı, el cebinden alır, yetme. Küfür edeceği zaman böyle yaklaşıp da söylüyor. Merhabalar, Cumhurbaşkanı seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Kime vereceğiz? Tayyip'ten başka kime verebiliriz? Allah'ın başka aday yok mu? Yok, Davut Güloğlu var ama. Daha niye? Baba ben Davut Güloğlu'nda ama liderlik vasfı görmüyorum yani, açık konuşayım. Koptum abi. Niye koptun lan sen de Davut Gülon'una veriyordun? Biraz zor yani. Başka da olmaz. Ama Davutoğlu aday değil. Bence olsa olur yani. Olsa onunla verirdim. Yani. Peki. Ama yine başkası yalan yani. Ondan başkasının yalan. Başka kimse gelmez Tayyip'ten başka. Kim derse desin. CHP gelmez. CHP geldi mi hayatta özgürlük gelir. Herkes çırılçıplak giydirecek. Özgürlüğe karşı mı? Ya öyle şey olur mu yani şimdi? Herkesi çırılçıplak mı giydirecek? Evet öyle dedi. Allah Allah. Gelen Bakırköy. Başka iyi bir şey gelmeyecek mi CHP gelirse? Gelmez. Çıkar oğlum diye soruyor. Erdoğan gibi Türkiye'ci. Oğlum herkesi çırılçıplak giydireceklerse bak bunu bir düşünün. Buradan adam varsa gelsin de ben çıksınlar. Yok mu abi? Bak. Sen adam değil misin abi? He? Adam değil mi? Ben de ne için konuştum öyle demedim şey bu onu yayınlamazlar dedim. Ha onlar da artık onların hesabına bağlı yayınlar yayınlamaz ona biz bir şey diye. Ülkücüyüz. Yanlış değil. Babacım sen metalik acısın ama sen. Evet ben de ülkücüyüm. Allah'a çok şükür. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan'la? Sence ben neye benziyorum? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu soruyu sormazsın ya. Yani adama da sormazsın kendini atar herhalde. Teşekkür ederim. Yanın koptu. He, kim gelsin? Değişsin. Kim gelsin kim? He? Kim istiyorsun? Kılıçdaroğlu gelecek. Onlar mı gelsin? Evet. Çok iyi oldu. Altılı masa gelecek. Abi ama Kılıçdaroğlu gelsin diyor ya söyleyebilir. Sen de Tayyip Erdoğan devam etsin. Arkadaşlar ben size durumu şöyle anlatayım. Şive yapan adamlardan Kılıçdaroğlu gelsin cümlesini diğer, duymak çok aynen. Değerli bir olay. Ben size söyleyeyim. Belki de ilk defa bu adam demiştir ha. Bak hem böyle Karadeniz şivesi olacak hem de toplum içerisinde Kılıçdaroğlu gelsin. Bu birazcık buraya düşünmek gerekiyor. Yani bunlar çok zor bir olaydı çünkü bu olay. ...sin diyebilirsin mesela. Bunda bir şey yok. Bu normal. Yani kimi...
Önce bir işini kendi işini... yaptın, evinin işini yaptın o. Meral Akşener mi? Evet, biz yapacak deriz ya onun işini. Evet. Meral Akşener bir, yani önce kendini işletsin, toparlasın bir. Evet, tepki mi çekti diyorsun abi? Tabii ki tepki çekiyor yani. Ben oy vermem zaten de, olsa da vermem, olmasa da vermem. Altılı masaya vermem diyorsunuz yani. Ne diyeyim vermem? Yani 40 kişinin içine girdi. Erkek adam girer erkeğin içine. Ha. Kadının içine kadın girmez yani. Şeyin içine. Evinin hamuruyla girmesin diyorsun yani. Tabii canım. Erdoğan ne diyor? Git diyor evinde, kışın kır evinde yat diyor. Otur diyor. Akşam gelsin enişte. Kadınlar siyaset yapamaz mı yani abi? Yapar, yapmaz değil, yapar. Yapar ama onunki siyaset değil ki. Soytarlık. Biliyorsunuz. Ya bu nasıl bir, bu nasıl bir yorum ya? Şener altılı masadan kalktı. Vatandaşa soruyoruz. Nasıl buldunuz son dakika gelişmeyi? Ya vatandaş bize niye sordu? Onlara soracağız. Onlara sor, onlara. Niye kalktınız ya, onlara sor. Niye kalktılar peki onlara abi? Var mı bir mantığınız? Var tabii, niye yok mu yani? Var, ne mantıklı sizce? Ne mantıklı? Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz dedi. Ya hepsi pepe kalem şirin onları yapsın. Pepe kalem. İşte bir jargonunu biliyor olamaz oğlum bu dayı. Bebek'e kim öğretti? Torunu falan nerede? Ya ben 15 yaşında bakkaldan biz top oynarken 14-15 yaşında top oynarken 50 kuruşa, o zaman büyük 50 kuruşlar vardı. Küçüktü. Ben 6-0'ın atıldığını da hatırlıyorum ben. O zaman bir bardak çekirdek alırdık. İşte ne bileyim 15 kuruşa kola alırdık. Küçük kolalar vardı. İçe içe oynardık. Nerede şimdi kola alıyorsun? Ya bunun ya ekonomisi iyisi kötüsünü geç. Ya ben bu dayıları anlamıyorum ya. Eskiden yol yok. Lan eskiden ben kalktığını bilmiyordum. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Bilmiyordum ya. Biliyor muydum? Ben evliyim şimdi 2 senedir. 2 senedir evliyim ben şimdi. Ama ne yaptım? Büyüdükçe öğrendim. Büyüdükçe öğrendim. Ya devlet budur abi. Büyüdükçe, geliştikçe öğrenir devlet, tamam mı? Ya örnek nasıl birazcık bir örnekti şaibeli ya, bir örnek oldu ama yani ana mesajı aldık mı aldık. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Bunu sormam bile hata. Allah aynısını sana açmadım götürü oğlum. Bu sene başka bölümde. Anlat. Ya nasıl mutlusun bana anlat. Ya dünya mutlu değil. Biz nasıl mutlu olalım ya? Aha, mutlu değilsin yani. Ben mutlu... 55 beni dinle. Dünya beni dinle. Dünya kasıp kavruluyor. Seneden beri ben daha böyle felaket görmedim. Efendim, sanki dünya mutlu. Mutlu biz mutsuz muyuz? Efendim. Ya babacığım sende de büyük ihtimalle Bitcoin var amına koyayım. Ona göre yorum yapıyorsun ya. Ukrayna'da savaşıyoruz. Ukrayna'da. Elhamdülillah. Çok şükür. Ukrayna'da beteri var. Suriye gibi değiliz elhamdülillah. Irak gibi değiliz. Suriye yok durumu da biz sok. Sen ekonomiyi nasıl buluyorsun abi? Ekonomi berbat abi. Geçinemiyoruz. Açık ve net konuşuyorum. Ekonomi fanta. Ekonomi. Zaten ölüyoruz. Hep ekmek yiyorum. Haram göbeğine besliyorsun. Ekmek yedik toprağım. Millete diyorsun ama sen kendin. Yok abim. Adamı sen yemişsin maşallah. Ekmek yersen şişersin abim. Ekmek yersen şişmedin o. Günde kaç tane alkol içiyorsun? Kaç tane alkol içiyorsun günde? Alkol içmem abi ben. Ne alkol, zaman, bira içmem ben. Ne zaman bıraktın? Hiç içmem. Çoktan bırak. Ben hiç içmedim ki senden. Allah bilir. Evet. Vallahi hiç içmedim. Aynen Allah söyletiyor vallahi. Ben dünyanın tanınan şu anda arı ve karınca adamıyım. Kim öğrenciler arkamda? Fenomenim. Dünyanın bak kıyamet kop. Dine. Bak. Tamam. Bahtiyar tiyatro. Kimsin lan sen? Evet. Hatırladım. Arı kostümü giymişti. Karınca kostümü abi. Karınca kostümü. Güzelle bir şey şimdi arıyorum. Ya tiyatro, güzellikten haberim var. Kıyamete kadar ben ölsem tüm sanatçılar, tüm siyasetçiler unutulur. Öldüğü an. Ama ben öldükten sonra kıyamete kadar ne karınca unutulur ne arı unutulur. Yanlış mıyım ki? Sen en son niye dayak yedin ya? Ben en son oradan bir adam geldi. Evet. Ben niye kadınlara şiddeti boykot ediyormuşum diye. O yaramaz erkekler, o gençler, o siyonist. Yaramaz erkekler. Yaramaz erkekler kategorisi. Diyeyim ben onlara, o Yahudiler diyeyim, insanlıkla böyle bir şey yoktur. Seviyorsan kadını özgür bırakacaksın, kadına güveneceksin. Son 20 yılda yaşanan kadın cinayeti hiçbir
ülkede yaşanmamıştır. O dedim senle doğru ama o hayır savunmuyorum. Kanun getirsin. Hazır kanunu iptal etmiş. İstanbul Sözleşmesi yeniden getirsin. Devlet bir olsun indirsin aşağı devleti. Ben kanun istiyorum arkadaş desin. Senin gibiler oldu. Hayır. Abi, hayır. Olur benim gibiler. Abi. Ne demek yani benim gibiler? Ben tel örgüden tel gide. Sen adete geçin. Sen derdin ne? Sen felsefe yapıyorsun benim babam. Sadede gel. Ben bir hapse bekliyorum. Ya sonucunu ben bir öğreneyim. Sen ne yapıyorsun? Sen neyi savunuyorsun? Sadede geleceğim. Dur şimdi geleceğim. Kartal kostümü bak. Ne diyor şimdi ben anlamadım. Kartal kostümü yaptım. Dine ben. Kartal kostümü yaptım. Dünyada çelik telden yapılan bir insan göster bana. Karınca kostümü yaptım. Çelik telden bir insan göster bana. Kelebek kostümü yaptım. Uçar gider motorsak. Sonra dayak yedim. Arı kostümü yaptım. Dine ben. Eşek arısı kostümü yaptım. Eşek arısı kostümü yaptım. Al gider. Ben bunlara yarın üniversite beni çılgın gibi bekliyor. Ben... 2 saat içinde 100 milyarı almazsam şurada kafamı kesip atarım. Nasıl ben, olacaksın? Evet. Abi? Çocuk diyor ki ne olur yalvarayım mühendis bizim okula gel abi seni görmek istiyoruz. Evet. 10 liradan parayı toplayın dedim. Evet. Hesabı sen yap. 20 bin talebeyi 10 liradan hesabını yap. Burada sanat konuşuluyor ya. 20 liradan 10 liradan hesabı yap. Bak para nasıl kazanılıyor. Ya şu an ne anlattığını bilmiyorum. Nasıl işçilik oluyor? Şu an ne anlattığını bilmiyorum. Çok yüksek enerjiyle bir şey aktarmaya çalışıyor da. Evet, ana fikrini hala bahsetmedi. Anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorsun. Ben işsizim deme, işi kendin üret. Abi seni tanımıyor abi. Tanımasın tanı, önemli yok, değil. Tanıtır mısın arkadaşlar? Önemli değil bak, diyorum ki bak. Baba, şimdi en son hangi, bak, abi kostüm giydin ya, en son hangi kostümde dayak yemiştin onu söyle. En son karınca. Karınca kostümde dayak yedi abi. Demek ki bu devam fenomeni o zaman. İşte şimdi kırgını bırakalım. Tamam. Kırgını yok, hepsi gerçek. Tamam abi, gerçeği, abi, gerçeğe bir dönelim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeyim. Burada şekeri çekmedin değil mi sen? Burada şekeri çekmedin değil mi? Koca devlete millete razı. Kaç çocuğun var? Kaç çocuğun var? Bende mi? 5 tane aslan gibi. 4 tane torun var. Senin aslana benzemiyor. Diyorsun ki aslan nasıl doğurdun oğlum? Ha? Sen bir kere aslana benzemiyorsun ki. Deme. Ben üçüncü kareyi bırakayım. Bak şimdi bastın mı? Senden aslan olmaz dedim oğlum. Ben adam serafiyim. Olmaz aslan olmaz. Güzel anlatma. Boş ver. Neden anlatma? Biz de garibanız bak. Önceden gidiydik çalıların dibinden. Sen üç tane kare bırakmışsın. Sen de aslan maslan olmaz. Abim kime anlatıyor oğlum? Sürekli yukarı bakıyor. Ne olsa çakal oğlum. Sana bir şey söyleyeyim en güzeli. 5 tane değil 100 tane bıraksın. Ona katılıyorum ben. Haksızsın hadi. Paran var da demek ki konuşuyorsun sen. Paran var oğlum. Paran varsa yaşarsın. Paran yoksa nasılsın aç. Aç. Bu ikisi farklı fikirlerdi ha bu arada. Evet. Şu an bu ikisi farklı fikirlerdi. Ama işte ortamın demek ki getirdiği bir... şey var. Hani 8 lira param olsa yemin ederim içerim o parlamenti. Evet içerim. 15 milyar vergisi var. Kimi? Hadi al bu telefonu. Bak gülüm ki benim evde 5 tane telefon var. Hepsi 4'er 5'er milyon. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bak bu çocuk mendil satıyor. Ben bakmam soruya. Ben memur. Ya bu tarz ortamlarda da Allah korusun. Ya böyle emeğiyle orada işini yapmaya çalışan çocuk mendil satıyor bir şey. Onlara itin götüne sokuyorlar. Geçenki videoda çocuklar... Geçende de gel bak fakirler bunlar diyor. Çocukları çıktı sırayla utandırdılar çocukları. Biz yürümüyoruz burada Tayyip'i savunuyor. Yapsınlar zam yapsınlar. Daha iyi garibanlara bile mi yapsınlar? Tayyip babaya boşver sıkıntı yok. Lambam da yok, ceyranım da yok. Oyun da her zaman için ona. Kimseye değil ben. Sen ne kafan ne güzel senin yapıyorsun? Ondan böyle konuşuyor. Benim kafam güzel. Valla benim kafam güzel değil. Benim 5 lira da 10 lira da olsun. Allah bin bereket versin diyorum. Allah ver. Tayyip verin sana bir şey söyleyeyim mi? Tayyip'ten ben ekmek yiyorum. Sana ne hayırdır? Senden mi lan benim ekmeğim geliyor? Ne yapacaksın? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Tayyip olmaz arama milleti aç aç. Aç be kardeşim. Benim lafım Suriyeli'ye. Ben de diyorum ki Suriyeli'ye bunu ben koyayım. E koy. Tamam mı? Ya böyle bir zulüm olur mu? Nasıl düzeleceğiz abi? Çare nedir? Abi çare ne? Siktir edeceğiz gidecek. Anlıyor musun? Başkası gelecek düzeltecek abi. Kim bir dakika çekin şunu. Sen çekin lan. Çekin lan. Abi yok ya. Çekin. İsim vermeyin isim yok. Çekin. İsim yok. Çekin. Bağırma, polis bağırma. Olabilirsin. Bağırma ben polisim diyor bak tiyatroya bak. Polis olabilirsin. İsim biz senin görevin neyse görevini yap. Görevini ne yapıyorsun görevine bak. Polissin yani. Şerefsizlik yapma.
Anladım. Şerefsiz değilim ben. Ben delikanlı adamım. Doğru neyse onu konuşuyorum. Bırak sen. Polis sen adam olacaksın o zaman. Adam olacaksın. Bırak. Bırak. Polismiş yani. Bana ne polis sen polis. Allah'a küfür ediyorsun, hiçbir şey yok. Ama bir cumhurbaşkanına veya herhangi bir insana, okumuş kelli felli bir adama küfür ediyorsun. Adam seni içeri alıyor. Diyor ki niye küfür ediyorsun? Peygamber'e adam küfür ediyor. Hiçbir şey yok. E nasıl o zaman? Nerede adalet olacak? Kim Allah'a küfür ediyor? Yuvarlak olarak söylüyorsun. Ya. Kim ediyor Allah'a küfür ediyor? Bir sürü bir kavga çıkıyor. Her tarafta var ya yani. Ya o kardeşim o küfür değil o. Ya adam kızgınlık anında ağzından çıkartıyor. Öyle mi canım? Tabii millete hakaret etmeyin. Yapma kim Allah'a ya. Küfür ediyor? Kızgınlık anında Allah'a küfür ediyor. Küfür ediyor ama bazı şerefsizler. Edebilir. Normaldir Allah'ın yarattığı bir kitapsızların da işte onlar. Şey yapmayın ya yuvarlak olarak söylemeyin. Buyur işte yani. Buyur. Bak buyur. Bak. Ya. Kardeşim ben seninle mi konuşuyorum? Seninle muhatap olan var mı? Kim ediyor kardeşim? Bazı yerlerde ediliyor. Ya kardeşim ediyor da şimdi sen bunu gelinleştiremezsin. Sen ne konuşuyorsun? Sen şimdi niye ortalığı buluyorsun? Bana bak. Hey burası da sen ne diyorsun? Gençliğin hepsi yapıyor. Hepsi yapıyor gençliğin. Sen ne konuşuyorsun? Tamam. Ben seninle muhatap mıyım? Terbiyesiz herif. Terbiyesiz sensin. Şerefsiz. Kurban olayım lütfen. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan, 2023'e hedefimiz var. Tayyip Baba ile başkanımız var. Biz neden ilerleyemiyoruz demiş ya bak. Gelecek günler. Bak önünden diyor. Var. Koptum ya. Niye ilerlemiyoruz bak bundan diyor. Canlı örnek. Bak az önceki karınca vardı ya bu. Geyikleri kesinlikle vurmasınlar. Geyikleri vuranları biz vururuz diyoruz. Önce arı adam oldu, şimdi de geyik. Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin geyik kostümü giydi, parklarda, otobüslerde, yollarda boy gösterdi. Geyikleri öpüyorum. Geyikleri çok çok seviyoruz. Bizim vatanımızda yetiştiğini gördükçe, ormanlarımızda gördükçe onlarla sevincimizi paylaşıyoruz. Geyik adam vatandaşla sohbet etti. Amacı Türkiye'de geyik neslinin azalmasına dikkat çekmekti. Benim dikkatimi çekti. Ben bundan sonra daha hiçbir tane bile geyiğin ne kalbini kırarım ne kötü bir söz söylerim. Canan Karatay'ı proste diye yazıyordu. Beni ikna etti yani. Allah Allah. Başlık da farklı diyor. Estağfurullah ya. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.